kadarıyla 50 tane köye dağıttık. Köyler bitti. Köylere biraz daha yukarı, daha köylerine biraz daha fazla verdik. Çünkü odun yatıyorlar, biraz daha kış şartları o şey. Şimdi ise kömürlü aksaklarımız olabilir, kabul ediyorum. Yani şöyle kabul edebiliyorum. Mahalle mahalle, kişi bugün gelip isteme değil, yani hemen isterse mümkün diye sırası var, kuralı var, kaidesi var. Ha, bunun yanında efendim çok yaşlı olup da şöyle şöyle alamayacak verim, gelsin bize isimleri not alıyor arkadaşlar. Örneğin sırası geçmiş, ben alamadım ya da ben alıp götürmek istiyorum veya ben bir an önce almak istiyorum. Havada daha soğuk değil, şu anda ben hala nerede klima yapıyorum. 25 derece, yakında hava soğuduğu zaman onları da düşünüp hızlandırırız. Ne kadar çabuk dağıtırsak hem sizin hem de bizim. Öyle veya böyle olan bu vatandaşlar biz bu kömürü ulaştıracağız. Ama size gelen olursa toplu olarak, ama bir kişiye özel muamele çekemeyiz. Yani bir kişi için bir kamyon gitmez. Hani köylerimizden almamış olan, şu olmamış olan, isteği olanı yazın bize gönderin ya da bize yönlendirin. Bizim elimizde bir kriter var. Yani 483 lira gelirin altında olup da yukarıda en yaşlısına gelirine göre bakılıyor. Yani size göre farklı olabilir ama bana göre soruyorum, 2017 modeli olan aracı olan kişiye kömür verilir mi? Çıkıyor. Efendim bunu da engelliymiş. Engelli doğru. Ona da kabul. Ama bu kişi ÖTV ödememek için gitmiş araba almış 80 bin 100 bin lira. Şimdi onlar da 130 bin oldu ya. E şimdi bu kişi zengin midir, fakir midir? Bakın buradaki çoğu mütevelli heyet üyemiz ve sizlerin aranızda da var. Oturup biz buna göre tek tek değerlendirip şeyden geçiyor. İnan ki vatandaşımız duyarlı. Ha, ihbar edeceksin. İhbarlar da tek tek de değerlendiriyoruz. Bakıyoruz çünkü biz burada babamızın şeyi değil, sizlerin adına, kamu adına, sizlerin o tüyü çıkmamış olan yetimin hakkını gözetlemek bizim görevimiz. Ha sizler de yardımcı olun, bizler de yardımcı olun. En uygun olan yerlere gitsin. Ha şunu kabul edebilirim. Sizin fakirlik anlayışınızla, bizim fakirlik anlayışımız birbirinden farklı. Doğrudur. Buna biz kademelenme diyoruz yani. Herkesin kendisine göre fakir bir anlayışı var. Engelli olan kimine göre fakirdir, şuna göre fakirdir. Ama bizim de zaten ona ortak bir çözüm bilmek amacıyla zaten sivil toplum örgütlerinden, hayır derneklerinden, dairemizden hepimiz aile. Önemli konulardan biri vatanımızın, cumhuriyetimizin sahiplenilmesi, korunması, kollanması. Gölgesinde onur duyduğumuz bayrağımız var ama cumhuriyetimizi kuran, onu bize emanet eden Atatürk'ümüzün resmi yok. Bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Atatürk bizim ortak paydamız, cumhuriyetimizin kurucusu, bizi bir arada tutan değer. Atatürk'ü sahiplenmesek cumhuriyeti sahiplenemeyiz, birliği sahiplenemeyiz. Diğer taraftan sorunlarımızı çözeriz. Sosyal yardımlaşmayı da çözeriz, milli eğitimi de çözeriz. En önemlisi vatanımızın birlik bütünlüğü. Bunu koruyabilmek, bunu sahiplenebilmek, bunu verebilmek. Şimdi örneğin ben buna inanıyorum, güveniyorum. Birçok müdürlerimiz var çözebileceğimiz. Örneğin TEDAŞ müdürümüz Cem Aydın. Geçen ziyaret ettim. Çok duygulandım. Göçmen kuşlarının bile zarar görmemesi için armatürü izolasyonla kapatmış. Yani bu denli yanımızdan umutluyuz. Bizim için sosyal dedim, tekrar diyorum. Yani sosyal yardımlaşma da çözeriz. Milli eğitim de çözeriz. Bunlar geçici sorunlar. Ama en önemlisi vatanımızın birlik ve bütünlüğü. Vatanımızın birlik ve bütünlüğünü koruyamazsak, ortak paydamızı güçlendiremezsek sorun da buradan kaynaklanıyor. Teşekkür ederim. Nerede yok dediniz? Muhtarım anlayamadım. Burada bayrağımız var ama Atatürk posterimiz yok. Ha, şu an. Evet.